Yaşayan Tarih'ten hayırlı günler değerli izleyiciler. Yeni bir Yaşayan Tarih'le sizlerin huzurundayız. Evet, bu hafta Konya'nın tarihini konuşmaya devam edeceğiz. Konya ismini nereden alıyor? Nasıl başkent oldu? Hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptı? Bunların hepsini konuşacağız. Bugün çok değerli bir konuğum bizimle birlikte olacak. Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Doktor Mustafa Güçlü Bey bizimle birlikte. Mustafa Bey'e çok farklı değişik sorular sormaya çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimizin de öğrenmek istediği, kafasına takılan sorular varsa bizlere ulaşabilir. Gerekli adreslerden sorularınızı sorabiliriz. Özellikle ben programımızın ilerleyen saatlerinde hocama şu soruları sormak istiyorum. Konyalıların aslı kimdir, nedir, kökeni nedir, değil mi hocam? Ve hakiki Konyalı kimdir? Bunu da konuşacağız. Konya'nın yerlisi denilen bu kelimenin hangi insanlara tabi olduğunu, muhatap olduğunu inşallah öğrenmiş olacağız sizin vesilenizle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandan beri Konya'da STK olarak görev yapıyorsunuz. Konya evet. Aydınlar Ocağı olarak. Evet. Birçok makaleleriniz, çalışmalarınız, konferanslarınız, panelleriniz oluyor. Bizler de sizi yakinen takip ediyoruz. Önemli, güzel icraatlara imza atıyorsunuz. İnşallah. Biz de böyle sizi hem izliyoruz hem tebrik ediyoruz gıyaben. Teşekkür ederim. Şimdi bugün biz biliyorsunuz Konya'da ilk defa Konya tarihi ve kültürünü yansıtan televizyonlarda kendi bölgemize, yöremize ait bir program yapıyoruz. Yaşayan tarihi de o yüzden biz koyduk. Sizinle de daha önce konuşmuştuk. Şimdi bu programı uzun uzadıya ilerleyen dönemlerde ne olduğunu anlatacağız ama önce biz kimiz? Konya'da yaşayan halklar olarak, millet olarak Konya'nın adı nereden geliyor? Bununla başlayalım. Nasıl bir milletiz? Nereden buraya geldik? Konya, biz gelmeden burada Konya'da kimler yaşıyordu? Evet. Bu tasviri bize yapar mısınız? Hay hay, memnuniyetle. Şimdi Konya'nın biz gelmeden önce de burada Konya diye bir şehir vardı. Ve bir takım halklar vardı, yaşıyorlardı. Dolayısıyla onlardan başlayarak bizim Türkler tarafından fethi ve ondan sonra bizim kimliğimizi o zaman konuşalım. Evet. Şu an Konya yaklaşık bu Çatalhöyük döneminden beri, yani Paleolitik dönem dediğimiz işte taş devri, Cilalı taş devri, işte bakır devri, tunç devri gibi devirler var ya tarihimizde. O devirlerde bu Çatalhöyük dönemi, yani milattan önce diyelim kabaca 7000'leri kastedelim. Günümüzden itibaren olsak 9000'lere kadar gider. O dönemlerden itibaren Konya bölgesinde yerleşim mevcut. Yani insanlar buralarda, bu bölgelerde yaşamaya başlıyorlar. Daha önceki döneme ait bir buluntu yok. Evet. Ama Çatalhöyük döneminden itibaren, o Paleolitik dönemden itibaren bir takım buluntularla bu bölgede insanlar yaşamaya başlıyor. Bilindiği kadarıyla ilk yaşayan halklar, buradaki yaşayan halklar Luviler. Onlara Luvi deniyor. O Luviler döneminde Anadolu'nun değişik bölgeleri isimler, işte Çukurova bölgesinin ismi başka, Antalya bölgesinin ismi başka, Bursa bölgesi, işte kimisine Bitinya deniyor, kimisine Likya deniyor. Bu bölgede Lukuvanya deniyor. Bu Lukuvanya bölgesinin bir merkezi, yani Konya o dönem bu bölgenin Luviler döneminde, Luvi lisanında Konya'nın ismi İkiovana. O dönem böyle bir isimle anılıyor. Daha sonra onların bir süre hegemonyasından sonra, daha sonra varsa Hititlerin eline geçiyor. Hititler döneminde, yani bunlar tabii pagan dönem, yani putperest dönem, şirk, evet, müşrik dönemi, çok tanrılı dönem. Yani Sümerler nasıl 3000 tanrılı bir paganizm orada yaşıyorsa, Mezopotamya'da burada da 1000 tanrılı Hititlerin yaşadığı bir dönem. O dönemde de Anadolu'daki tüm şehirler kendi aralarında bir konfederasyon şeklinde Hattuşaş'a, Boğazköy'e bağlılar. Ama Konya'da önemli bir Hitit merkezi. Daha sonra Hititler ikiye bölündüğü zaman kuzey güney diye, güney Hitit bölgesinin başkenti oluyor Konya, biliyorsunuz. Evet. Yani onları da bir başkent. O zaman Konya'nın ismi İkonyum. Yani Yunancası İkona, işte Hititçesi İkonyum falan gibi isimler. Ondan sonra
Kavana deniyor, hı hı, o zaman. Kav. Yani bu Bozdağlar'da yaşayan bir yaban koyunu var. Evet. Hemen şurada. Milli parklarımız içerisinde mevcut dünyada şu an. Tek cinsinin yaşadığı. Bu koyunun ismi de buradan hatta ismini bizim alır. Bizim topraklarımızda yani bizim. Tabii bizim toprak. Ha, doğru. Hemşire size, olduğumuz evet, için. Tamam. Yani onun ismi de oradan gelir. Kavana diye geçer. Dünyada tek örneği çok vardır. İlginç bak. Amerikalılar gelir 200-300 milyona vurup gider, giderler. Veya 200-300 bin liraya falan, hı hı, vurup giderler. Hatıra olarak koleksiyonlarına katarlar. Yani o hayvan bile ismini buradan alır. Kav kelimesi, bak kav kelimesi hala günümüzde kullanılır. Bir sığır, bir inek cinsi olarak, hmm, kullanılır. Mesela hemen şu yanımızda Ali Gav Medresesi var. Evet. Alaaddin'in eteklerinde. Evet. Ali Gav Medresesi nedir? Öküz Ali demektir. Ali Gav, Öküz Ali. Yani Konya'nın ilk şeyidir. Selçuklar döneminin Ulubatlı Hasan'ıdır. Hı hı. Yani Konya'nın Türkler tarafından fethedilişinde, evet, Konya'nın içine girip, kale içine girip geceleyin vuruşarak kale kapısını Selçuklu askerlerine açan askerin adıdır. Oo, çok güzel. Yani bizim ilk Ulubatlı Hasan'ımızdır. Çok güzel. Bunu mesela bunu ayrı bir konuşmak lazım. Çok güzel bir konuya temas ettiniz oraya hocam. Girerken, evet. Oraya girerken sığır sürülerinin arasında sığır postuyuna bürünerek girdiği için, hmm, bu arkadaşlarına Öküz Ali. Ya sığır gibi girdi, kaleyi açtı bize falan diye. Ali Gav diyorlar. Medresenin ismi de Ali Gav'dır. Büyük bir mücahit aslında. Yani bu Ulubatlı Hasan'ımız. Evet. Yani İstanbul'un Ulubatlı Hasan'ı neyse, Konya'nın Ulubatlı Ali Gav'ı odur yani. Çok yani güzel. Çok önemli bir şey. Yani Gav kelimesi hala yaşıyor, kullanılıyor. Bugün oradan Batı diline geçmiş olan kovboy da oradan geçer. Gav yani öküz anlamında kullanılıyor. Öküz, sığır, inek o cins, yani o davar, davar anlamına gelir. Ve şey, kovboy da oradan gelir. Kovboy da, sığır, evet, çobanı demek. Bizim sığırtmaş dediğimiz tabirler. Arap dilinde de buna benzer bir kelime vardı. Bu Farsçadan geçiyor daha Sevdi çok. Sevdi mi diyorlardı? Hani bununla alakalı bir olay var hatta. Evet. Onu yine sonra konuşuruz. Doğrudur ama bu Farsça. Evet. Çünkü Fars milleti, yani İran milleti, Hint-Avrupa milletler topluluğundan. Yani, hı hı, Hintliler, İranlılar ve Avrupa milletleri aynı dil grubundan. Hı hı. Onun için dilleri ortak onların. Evet. Mesela Farsça ile Fransızca birbirine çok yakındır o yüzden. Neyse önemli değil. Evet hocam. Yani o ismi o Kavana'ydı. Yani biz Kavana koyunları, yani o yaban koyunlarından geliyor aslında Konya'nın ismi. Geldiğini tahmin ediyoruz. Ama o zaman Kavana deniyor. Daha sonra işte Hititlerden sonra Frigler geliyor. Onlar da Kavana diyor. Daha sonra Friglerden sonra gelen Yunan kültüründe ikona deniyor. Mesela Roma geliyor, ikonium diyor. İkona resim demek. Konya'ya işte konmakla alakalı bir anlamı menkıbe yok. Var. Değil, menkıbe var. Alakası yani yok. Değil. Bilimsel de şey, değil. Bilimsel de değil. Biraz halkvari uydurma gibi geliyor bizim, bana. Bizim sözlü kültürümüzde Türkleştirme, İslamlaştırma anlayışımız için içselleştirme, bir kültürü yok edemiyorsan içselleştireceksin taktiğiyle. Evet. Onu kendimize ait kılıyoruz. Anlamıyorsun. İki şey gökte uçuyormuş. Konalım mı? Konya şeyh demiş. O ilgisi yok. Hani sağır duymaz yakıştırır diye bilmeyen adam da uydurur. Burası biraz ilginç. Menkıbesi nereden geliyor? Niye evet, ikona denmiş? Aha. Niye ikonyum denmiş? Niye kutsal resimli, tasvirli şehir anlamına geliyor? Konya'nın o zaman bütün surlarında, etrafında sürekli resimler var ve özellikle aynı adamın resmi var. Evet. Bir adamın resmi ön plana çıkıyor, heykeli. Percy. Adı Percy. Niye Percy öne çıkıyor? Menkıbesi de şu. Eski Yunan kültüründe, kadim Yunan kültüründe bu çok tanrılı bir dönem var. Paganizm. Yani Zeus'lar, Apollon'lar, Poseidon'lar, Atina'lar ve Venüs'ler falan. O tip çok tanrılı dönemde Konya'da Meduza diye saçları yılanlardan oluşan bir canavar. Konyalıların bölgesinde yaşayan bir canavar. Bizim şu diyelim Loras Dağı bölgesinde ormanlıkta yaşadığı söylenen. Dolayısıyla o putperest dönemde insanlar başlarına gelen büyük felaketleri tanrılara kurbanlar vererek belalardan emin olmak isterler. Dolayısıyla bu Meduza'ya da zaman zaman
genç kızları kurban ediyorlar. Şimdi Konyalılar da sürekli genç kızları kurban etmekten ve genç kız kaybına uğruyorlar. Dolayısıyla sonra bir gün o Percy denilen delikanlı, genç, kahraman çıkıyor. Menkıbeye göre, bu da uydurma. Evet. Böyle bir şey yok. Ama çıkıyor, gidiyor. O Medusa'yı öldürüyor. O uzun saçlı, yılan saçlı. Saçları yılan olan. Yılan olan. Saç yok. Saçları yılan. Yılanlardan oluşan. Bakanları taşa çeviren. Evet. Bir varlık. Bunu öldürerek Konya'yı kurtarıyor. Konyalılar da Medyun-u Şükran olarak bu pagan döneminin, o şirk döneminin kültürüyle anlatılan menkıbe bu. Nasıl bizim İslami dönemin menkıbesi uydurmaysa, bu pagan döneminin menkıbesi de uydurma. Öldürüyor ve o delikanlının resim ve heykellerini şehrin her tarafına yaparak, dikerek, yaparak ona minnet duygularını, şükran duygularını ifade ediyorlar. Ve dolayısıyla Konya kutsal tasvirli, kutsal resimli şehir anlamına ikonyum deniyor Konya. Bu Roma döneminde, işte arkasından Bizans döneminde ismi bu. Ne zaman? Daha sonra buraya yavaş yavaş Araplarla temas başlıyor. Yani Abbasiler. Evet. Önce Emeviler. Emeviler döneminde, Hazreti Muaviye döneminde bir işte 660'larda bir sefer düzenleniyor. Daha sonra Abdülmelik zamanında, Emevilerin bir başka halifesi Abdülmelik zamanında. Sonra bir Mervan zamanında. Derken Emeviler döneminde 3-4 bir İstanbul'u fethetmek, o hadis-i şerifi, o İstanbul'u fetheden mazhar kumandan olmak için. O hadis-i şerife mazhar olmak için, İstanbul'u almak için seferler düzenlerken Konya'dan geçiyorlar. Her geçişlerinde muhakkak bir Konya'yı alıyorlar tabii. Daha sonra Abbasiler döneminde de birkaç kez, Harun Reşit zamanında Konya birkaç kez Abbasilerin eline geçiyor. Abbasiler Kunuyye diyor Konya'ya. Kunuyye. Neden bunu söylüyorlar? İkonyumu bu telaffuz. Kendi yani telaffuzları. İkonyumu Arapça Kunuyye öyle diyor. Uyduramıyorlar. Hançerelerine böyle uyuyor. Kunuyye. Osmanlı zamanında Konya, Türkiye Cumhuriyeti döneminde Konya. K ile. Evet. Çünkü Q yok. Yani bugünkü alfabemizde Q olmadığı için aslında Q ile yazılsa Konya okumamız lazım. Yani bugün Osmanlıca alfabesine dönsek tekrar Osmanlılar gibi Konya deriz. Evet. İsterseniz ismi evet, buradan geliyor. Özü İsmi bu. Oradan geliyor ve Konya'mız birçok medeniyete aynı zamanda ev sahipliği yapıyor. Tabii Çatalhöyük döneminden beri. Çatalhöyük döneminden beri zaman zaman Roma döneminde Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler bile Konya'yı istila ediyor. Evet. O yüzden kültür anlamında da çok biraz zengin. Çok zengin oluyor. Doğru. Şimdi Konya'mızda ben şimdi Malazgirt Savaşı'na gireceğim ama girmeden önce, nasıl Türkleştiğini girmeden önce Konya'mızda çok önemli hakikaten tarihi yerler var. Bir tanesi Kilistra. Çatalhöyük. Bir de malumunuz Sille'de bir takım kiliseler var. Eski Hristiyanlık inancında o esnada hacı olmak için Hristiyan dünyasının geldiği bir merkez. Evet. Biraz burayı bize anlatır mısınız? Konya'nın Hristiyanlık dünyası anlamındaki geçişi nasıldır? Merkezi nasıldır? Evet. Doğru. Şimdi Luviler zamanında, Hititler zamanında, arkasından Frigler zamanında, daha sonra Yunan zamanında, arkasından Persler zamanında, arkasından İskender zamanında pagandı burası. Pagan. Putperestlik hakimdi. Ama Yahudiler de yaşıyordu. Yani Hazreti Musa'nın şeriatına uygun, kendini Musevi gören Yahudiler de vardı. Bir Museviler var din olarak, bir de paganlar var putperest olarak. Şimdi bu dönemde, yani Hazreti İsa'nın geldiği dönem, milat, yani günümüzden 2000 yıl önce. O dönem Roma dönemi, artık Hazreti İsa'nın çıktığı dönemde bu coğrafyaya Roma hakimdi. Romalılar hakimdi ve Romalılar pagandı. Yani putperestti. Yani Zeus'a, Jüpiter'e inanıyor. Apollon, Poseidon, Athena, Artemis gibi göre binlerce tanrı vardı. İşte var. Bu evet. Anlattığım Medusa, Roma kültürü. Roma kültürü. Yani Roma. Percy, Zeus'un
öbür hanımından olan oğlu yani. Percy de Zeus'un oğlu. Aslında bir Atina kralı yani bunlar. Sonra tanrısal kimlik vererek tanrısallaştırmışlar. Böyle bir kültürün olduğu dönemde Hazreti İsa Kudüs'te bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğuyor. Şimdi İsa'nın doğuşunu Yahudiler yani Museviler bekliyorlar. Bir Mesih gelecek beklentisi var. Gelince bir kısım Yahudiler inanıyor. Tamam bu beklediğimiz Mesih'tir deyip inanıyor. Buna Musevi Hristiyanlar deniyor. Bir kısım ama çok az bir grup. Diğer büyük grup esas Beyt-i Makdis'te yani Süleyman Tapınağı'nda yani Kudüs'te o meşhur Yahudilerin bugün ağlama duvarı olarak yapmak istedikleri tapınağı tekrar bizim Mescid-i Aksa denilen bölgeyi yıkarak eski tapınaklarını tekrar yapmak istedikleri diye konuştuğumuz bölgede bir tapınakları vardı. Beyt-i Makdis diye. Yani Süleyman Mabedi. Evet. O mabedin statüsünü elinde tutanlar Hazreti Harun soyundan olan Kohenlerdi. Hazreti Harun soyundan gelen aile sırf mescidin yani Beyt-i Makdis'in yani Süleyman Mabedi'nin bakımından sorumludurlar. Hepsi o ailenin üyelerinden seçilir orası. Başka aile üstlenmez onu. Böyle. Hani Kabe'nin bakımı hep bir aileden, Osman evet. bin Tallal'ın ailesinden olduğu gibi. Çok bir güzel. Aileye veriliyor. Bugün, o günde Kohenlere veriliyor. Kohenlerin çoğu bu sefer statüleri sarsılacağı için İsa'ya inanmıyorlar. Onun Mesihliğini kabul etmiyorlar. Böylece bu sefer peki bunun belasından kurtulmak için o günün Roma valisi Pilatus'a şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bu sahte bilmem ne işte kendini Yahudi kralı gibi görüyor. Burayı sizden bağımsızlaştırmak istiyor. Biz Roma'ya bağlıyız. Bağlı bir halkız. Sizinle iyi geçiniyoruz. Bizim seviyoruz falan diyerek Pilatus'u ikna edip Yahudilerin Hazreti İsa'nın üzerine yönlendirdi. Aslında Pilatus İsa'nın bir suçu olmadığını biliyor. Asılacak, idam edilecek, çarmıha gerilecek bir suçun olmadığını biliyor. Yapmak istemiyor ama Yahudiler çok bastırıyor. Israrla bastırınca sonuçta mecburen onu yakalatıp çarmıha giriyor. Yahudi inancında böyle. Evet. Bizim inancımızda son anda o odaya giren askerler, İsa'yı yakalamaya giren askerler, İsa yerine orada İsa'yı ihbar eden Juda'nın, yani Judas, Yahuda dediğimiz adamın İsa'ya benzetilerek Yahudi Roma askerlerin onu yakalayıp İsa diye götürüp onu çarmıha geriyorlar. İsa bu arada Rabbimiz onu katına yüceltiyor. Evet. Yani İsa'nın biz çarmıha gerilmediğine inanırız. Ama Yahudi ve şey kültürü, Hristiyan kültürü İsa'nın çarmıha gerildiği inancı üzerine oturur. Evet, çarmıh dediğimiz dört çivi demektir. Yani Roma devlet anlayışına isyan edenlerin ölüm şekli odur. Fransızlarda giyotindir. Bizde idamdır mesela. Bizde evet. yay kirişiyle boğulur. Kan akıtılmaz. Onlarda da çarmıha gerilir. O dönemde bunlar yapılırken Konya'daki Konya şeyde, Roma. Roma şehri olarak pagan. Putperest. Ne oluyor? Konya'yla bağlantısı ne? Yani bunun ilintisi... Konya'yla hiçbir bağlantısı yok şu an. O zaman daha neden sonra... Neden Haçlılar Hristiyanlığın haç merkezi oluyor burası? Ha, o zaman şöyle diyeyim. Neyse Hazreti İsa çarmıha gerildi veya göğe yükseldi. Evet. Konumuz dışı. Evet. Sonra 12 havari o bölgeyi terk ediyor. Hı hı. Ve Hristiyanlık yavaş yavaş Antakya'dan başlıyor. Ha, dışarıya aktarılıyor. Kudüs'ü terk ediyorlar. Tabii. Roma orada barındırmıyor. Doğru. Antakya'dan başlayarak daha doğrusu Anadolu'dan başlayarak Hristiyanlık bu 12 havarinin gayretleriyle başlıyor. İşte bu arada devreye Saint Paul giriyor, Aziz Paul giriyor, Paulos giriyor. Paulus. Tarsuslu Paulos giriyor. Evet. Barnaba giriyor vesaire. Bunlar aslında havari değil. Havarilerden sonra yani bize göre sahabe değil. Tabiin. Tabiin diyelim. Evet. Ve bu Saint Paul yani Aziz Paul Antakya'dan başlayarak Kıbrıs'a geçiyor. Perge'ye geçiyor. Oradan Pisidya'ya geliyor. Pisidya dediğimiz Yalvaç. Yalvaç'tan Konya'ya geliyor. Konya'da tutunamıyor. Sonra şeye geçiyor. Listra'ya geçiyor. Yani Hatunsaray'a geçiyor. Aha. Oradan Gilistra, Sille derken bu bölgeden Tarsus üzerinden Antakya'ya dönüyor. 3-4 seferi var. Bir seferinde geliyor tekrar Konya'ya. Bu bölgelerden bu sefer batıya giderek Makedonya taraflarına geçiyor. Bir başka Konya seferinde geliyor.
Selçuk dedim bugün Efes denilen Ege bölgesine giderek evet. orada tebliğine misyonunu devam ettiriyor. Yani Konya 3-4 seferi var. İşte bu tabu da milattan sonra 45-55 arası yani 49-53 arası falan dönemler. 50'li yıllar yani. Şimdi bu dönemde Konya'da iki grup halk var. Bir Museviler var. Bunlar Hazreti Musa'nın şeriatına inanan ve Kudüs'e bağlı Yahudiler var. Bir de pagan Roma'ya bağlı putperestler var. İki halk var. Rumlar yani Romalılar pagan, Yahudiler Musevi. Evet. Evet. Konya o zaman bu vaziyette. Böyle bir dönemde sonra ne oluyor? Sultan Alparslan Bu 1050 Sultan evet. Alparslan'ın buraya gelişi hızlandırıyoruz şimdi. Hızlandırıyoruz tarihi. Çünkü daha aralara yani 900 sene sonra. 900 sene geçtik. Sonra aynen çok o doğru. Zaman şunu, milattan o zaman, önce o zaman ben şurasını söyleyiverim. Aziz Pavlos'tan sonra daha sonra Pavlos Roma'ya dönüyor, öldürülüyor falan. Geçtik onu. Daha sonra Hristiyanlık 300 sene yaklaşık illegal olarak gizli gizli çalışıyor. Evet. Roma yasaklıyor. Kanun dışı görüyor. Hristiyanları gördükçe öldürüyor. Ashab-ı Keyf falan işte o zamanlar yaşıyor bunu. Daha sonra 310'lu evet. yıllardan sonra İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlaşlık başlıyor. Hristiyanlık başlayınca Roma'da tutunamıyor. Hristiyan olan imparator Roma'da tutunamıyor. Ve Roma ülkesinin devletinin başkentini İstanbul'a alıyor. İstanbul Hristiyanlığın ilk başkenti oluyor. Hı hı. Fakat daha sonra Roma ikiye ayrılıyor. Doğu Batı Roma. Batı Roma putperest, Doğu Roma Hristiyan oluyor. Daha sonra Hristiyanlık resmi hale geliyor ve tüm Roma ülkesinin resmi dini Hristiyanlık oluyor. Hı. Ama tabii daha sonralar. Şimdi biz aslında bu anlatmış olduğumuz bilgiler, önemli bilgiler. Bu konu üzerinde ayrı bir program yapıp konuşabiliriz. Çok tabii. Yani muhakkak. Hakikaten böyle ben bir soru sordum. Cevabı biraz uzun oldu ama hakikaten önemli çünkü. Kısa bir açıklamayla bitecek bir cevap değil. Şimdi biz dedik ya program başında da Konya hakikaten birçok kültüre, medeniyete, evet. dine ev sahipliği yapmış. Anadolu'nun en önemli bölgelerinden bir tanesi. Evet. Ama işte 1000 yıl sonra evet. yaklaşık. Yani bu Hristiyanlıktan sonra 600 sene sonra. Evet. Hazreti İsa'nın. Baştan Hazreti İsa'dan 1000 sene sonra yaklaşık. 1000 sene sonra. Hristiyan artık Konya'nın Hristiyanlaşmasından sonra. 600 sonra falan. Bir yiğit geliyor. Evet. Değil mi? Evet. Malazgirt Savaşı'yla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine övgüsüne mazhar olmak için aslında Anadolu Harekatı'nın birçok sebebi de yine o hadis-i şeriflere mazhar olmak için. Evet. Altında o yatıyor yani. Biz Anadolu'ya tabii. niye geldik? Yani o toprakları bırakıp niye geldik? İslam'la tanıştıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisinden dolayı biz aslında Anadolu'ya yerleşmiş oluyoruz. Yani o biraz abartılıyor gibi bence. Biraz o sırada vatan arayışı. Vatan arayışı da var ama özellikle mesela şimdi hocam birçok sultanın hayat menkıbelerine baktığınız zaman hep İstanbul'la alakalı bir çalışma yapıyor. Mutlaka. Yani mutlaka. Bir sefer düzenlemeye çalışıyor. Ama Alparslan'da henüz daha o kadar yoğun değil bu duygu. O sırada. Bilemiyorum hocam Alparslan. Yani ben anlatayım istersen evet. ama. Şimdi daha... ben bilerek özet geçtim. Sorumu size soracağım. Sorun. Biz Malazgirt Savaşı'yla nasıl Konya'ya yerleşiyoruz? Yani. Veyahut Malazgirt Savaşı'ndan ne kadar bir süre sonra oluyor bu? Bu yerleşme evremimiz ve Sultan Alparslan'ın o döneminde hangi bölgelerden Türkler geliyor? Bunu sorduktan sonra da Konya'nın daha detaylı hani obalarının, soyların nasıl geldiğini size soracağım. Anadolu'nun Türkleşmesi. Türkleşmesi, evet. evet. Şimdi yani Malazgirt 1071, 26 Ağustos 1071. 1071'de yani Selçuklular daha devlet kuralı 30 sene olmuş. Evet. Selçuklu'nun devlet kurduğu tarih 1038-1040'lar.
Yani 23 Mayıs 1040 kabul edilir. Dandanaken Harbi. Tuğrul Bey, abisi Çağrı Bey, amcası Musa Yabgu. Bunun üçünün başkanlığında bütün hanedan ailesi, Selçuklu yönetenler, Gaznelilere karşı, Karahanlılara karşı, Abbasiler ve kuzeyde Karahitaylar ortamında. Daha batı kuzeyde de Oğuz Yabgulu'nun içerisinde, Horasan bölgesinde bir beylik şeklinde 985'lerden beri yaşamaya çalışan, hayat hakkı bulmaya çalışan, vatan arayan, bizim Erzurum taraflarına birkaç kez gelip yurt arayan bir obaydı bunlar. Kınık boyunun mensuplarıydı. 985'te İslamlaştılar. Daha sonra da büyümeye başladılar. Ama tabii kuzeyde Oğuz Yabguluğu var. Müşrik yani pagan. Gök Tengri inancında. Arkada kuzeyde, doğuda Karahanlılar var, Müslüman büyük bir devlet. Güneydoğu'da ve güneyde bu sefer Afganistan taraflarında şey var, Gazneliler var. Dünyanın en büyük cihan devleti Gazneli Mahmud, muazzam sultan, büyük sultan. Bağdat Abbasiler var, Mısır'da Fatımiler var. Böyle bir dönem ve Anadolu'da da Roma var, Bizans var. Böyle bir dönemde sen orada bugünkü İran, Horasan topraklarında beylik halinde yaşamaya çalışıyorsun. Ama nasıl bir ruh ki, nasıl bir cevvaliyet ki 1040'ta devleti kuruyorsun ve Gazneliler gibi çok büyük bir devleti yenerek kuruyorsun ve arkasından 1071'de Roma topraklarına dayanıyorsun. 1071. Evet. 1071'de Malazgirt'i kazanınca Alparslan komutanların başında da Artuk Bey var. Artuk Bey'e diyor ki Anadolu'ya gidiniz, fethediniz. Fethettiğiniz yerler size ikta olarak verilmiştir diyor. Artuk Bey'in komutasından bütün harbe katılan komutanların bazıları Anadolu'ya sefere başlıyorlar. Alparslan da ordusunu alıyor, doğuya dönüyor. Alparslan'ın niyeti Anadolu'yu tamamen bitirmek ve bana göre İstanbul değil. Çünkü İstanbul olan adam dönmez. Malazgirt'i aldıktan sonra İstanbul'a kadar önünde engel yok. Direkt gider artık. Malazgirt'i yapmadan bir ay önce neredeydi biliyor musun Alparslan? Evet. Halep'i kuşatıyordu. Mısır'a gidiyordu. Yani gidip Mısır'a gidecek. Mısır'ın defterini duracak. Mısır'da Fatimiler var. Niyeti şu. Ümmetin vahdeti, birliği. Çünkü ümmet iki başlı. Bağdat'ta Sünni bir halife var. Mısır'da Fatimi, Şii bir halife onlar var. Onlar da sıkıntı çıkardığı dolayısıyla için. Dolayısıyla ikisinin arasında, ikisi evet, de ümmetin birliği için birliği birbirine için giriyorlar. Ümmet parçalı ve birbirini yiyor. Bizimkiler de önce Büveyilerin defterini durdurdular. Sonra diğer Batınilerin defterini durdurdular. Şimdi Fatımilerin de defterini durup onları da yok edip Sünni İslam Birliği'nin, İslam vahdeti, ümmetin birliği için halifeye vahdeti sunacaklar. Al işte Halife Hazretleri sen tüm dünya Müslümanların temsilcisi ve tek başınasın demek için onları yok etmeye gidiyordu. Halep'i kuşatırken kuşatma uzuyor. Bu sırada Roman Diyojen Sivas'a kadar geliyor. Haberi yok bizimkinin. Sivas'tan haber gönderiyor. Ben geliyorum 200 bin kişilik ordumla dediği zaman. Alparslan'a mı diyor bunu? Alparslan'a diyor haber gönderiyor. Sivas'tan. Hmm. Ya halbuki Alparslan İstanbul'da 200 bin kişinin ordunun hazırlandığı anda haber olması peki lazım. Peki hocam şimdi aslında çok güzel bir konuyu. Hazırlandığı zaman haber olmaz. Doğuya sefere çıktığı zaman ulakların haber getirmesi Roman lazım. Roman Diyojen niye geliyor? Ha Roman Diyojen niye geliyor? Yani Roman Diyojen, bir tehdit görüyor artık Roman değil mi? Roman Diyojen. Tehdit mutlaka görüyor. O dedikleriniz doğru. Roman Diyojen'in asıl hedefi kendini ispatlamak. Roman Diyojen imparator değil. Hanedandan değil. Evet. Bir general. Evet. Şimdi imparator ölmüş. Roma imparatoru, Bizans imparatoru ölmüş. Karısı Evdoksia dul kalmış. Hı hı. Bu kadın da generallerden bununla evlenmiş. Roman Diyojen. Roman Diyojen kocalık hakkıyla imparator oldu. Hı hı. Dolayısıyla bunu ispatlamak istedi. İç güveysi. Bunu bir başarıyla kendini göstermek, yani evet, evlilik yoluyla imparatorluk taslamak alay konusu olur. Bir başarıyla
anılmak istiyor yani. Taçlandırırsan imparatorluğu hak etmiş dedi. Bu da gidecek doğuda henüz hem Ermenileri hem Türkleri tepeleyerek bir zafer elde ederek imparatorluğu hak ettiğini, halka da hak ettiğini göstermek için geliyor. Neyse, bizim Alparslan haberi alınca hemen Ahlat'a dönüyor ve yardımcısı Nizamülmülke vezirine diyor ki oğlumu al hemen reye dön. Bana bir şey olursa oğlumu tahta çıkar. Devletin devamlılığı esastır. Biz Malazgirt'e geçiyoruz diyor. Malazgirt'e bunun üzerine geçiyor. Evet. Yani savaş olduğu zaman Halep'te ve niyeti Mısır'a gitmek. İstanbul yok. Yok. Sonra kazandın. Önün İstanbul'a kadar açık. Surlara kadar hiçbir engel yok. Rahatlıkla böyle pikniğe gider gibi gidebilirsin. Gitmiyor. Niye? Niye gidiyor? Kafasında İstanbul yok da. Evet. Biz abartıyoruz onu. Hı hı. Tamam. Her Müslümanın o hadis-i şerifle bir bilgisi, ilintisi var ama bunu Fatih'in İstanbul'u fetihteki kenetlenmek, kilitlenmek gibi bir kilitlenme yok burada. Onu demek istiyorum. Yani, Fatih'in yani bir de şöyle bir şey mi var? İslam dünyası o an diğer devletler, İslam devletleri... Araplarda var ama. Tabii tabii. Abbasiler de var o sırada. Yani Abbasiler, Emevilerde de vardı. Emeviler 3-4 bir birlik, beraberlik olması gerekiyor öncelikle. Bizimkilerin esas niyeti altyapısı, birlik. Altyapısı, onu da demek istiyorum bizimki hocam. Bizimki esas niyeti birlik. Var da önce altyapı ümmetin oluşturulacak vahdeti. Ümmet birliği, ondan sonra inşallah İstanbul birliği. Vardır o muhakkak. Yani her onu demek istiyorum tabii bizimkinde ki. Bizimkinde önce ümmetin birliği var ama Emevilerde ve Abbasilerde İstanbul'u fethetme duygusu vardı. İstanbul'u 3-5 defa gitti Araplar zaten. Evet. İstanbul'da şu an Galata'nın orada yani Karaköy'de bir Arap cami var. Ben İstanbul'da 10 sene kaldığım için bilirim. Karaköy'e gidersen biliyorum hocam. Orada Arap camine git. O Arapların 711'lerdeki İstanbul'u kuşattıkları dönemden kalan bir cami. Evet. Tuğrul Bey o camide adına hutbe okutturuyor. Oruyor. Ha. Biliyorum şimdi hocam. Ha. Arap cami oradan kalma bir camidir. İstanbul'un surunun dışında. Şimdi neyse Alparslan talimatı komutanlarına verdikten sonra geriye dönüyor. Karahanlar üzerine. Niyet hala İstanbul yok. Zaten Roman Diyojen'le anlaşma yaptığı zaman Kızılırmak sınır yaptı. Doğusu bizim, batısı sizin diye Anadolu'nun yarısını hala Roma'ya bıraktı. Şimdi Malazgirt gibi bir zaferden sonra Boğaz'a kadar benim ülkem diyebilirsen o zafere göre yaptığı anlaşma çok basit bir anlaşma yaptı. Yani zayıf bir anlaşma yaptı. Diplomasiyi çok bilmiyor. Bilmiyoruz yani biraz. Biraz diplomatik yönümüz tabii, zayıf bizim. Tabii tabii. Hani savaşta kazanıyoruz, masada kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Şimdi maalesef. Neyse kendisi doğuya döndü. Fakat bir Karahanlıların sınır kalelerinden birini kuşattı. O kale komutanı, kale dizdarı Yusuf Bey batıni bir adamdı. Müslüman olacağım gerekçesiyle, yalanıyla sultanı biraz kendine yaklaştırdı. O sırada hançerledi. Evet. Ve sultan 25 Ekim bu ay onun ölüm yıl dönümü 25 Ekim 1072'de şehit oldu. Yani Karahanlılar üzerine gidiyordu. Onun için İstanbul çok fazla yoktu kafasında dediğim o yüzden. Sonra peki yerine zaten talimatı gereği, vasiyeti gereği oğlu Melik, oğulların arasından Melikşah önceden veliaht olarak ilan etmişti. Melikşah hemen tahta geçti ve Selçuklu'nun başbuğu olarak tahta oturdu. Şimdi 1072 25 Ekim Melikşah oturdu. Melikşah şimdi elinin altında babası döneminden kalan amcaoğulları var, esir. Yani Kutalmış'ın oğulları var. Alparslan 64'te Tuğrul Bey vefatından sonra bir saltanat kavgası yaşanıyor. Çağrı Bey'in çocuğu olarak Çağrı Bey'in çocukları arasında Tuğrul Bey'in veliaht bıraktığı Çağrı Bey'in çocukları arasında bir iktidar kavgası yaşanıyor. Bu kavgayı 6 ay sonra kazanıyor. Tuğrul Bey kazanıyor ve tahta oturuyor. 1064. O sırada Alparslan tahta oturduğu zaman son olarak da Kutalmış'ı öldürüyor. Neden öldürüyor? O da taht iddiasında. O da taht iddiasında olduğu için. Birisi birini öldürecek. Çünkü taht bir kişiye oturur. Tahta bir kişi oturur. İki kişi oturamaz. Dolayısıyla Kutalmış'ı öldürüyor. Kutalmış'ın 4 oğlu var. Süleyman Şah, Mansur, Alp Birlik, Devlet diye. 4'ünü de rehin alıyor. Ama
hanedanda şöyle, hanedan çocukları esirken hapishane ile medrese karışımı yerlerde geleceğin devlet adamı olarak yetiştirilirler bir taraftan. Hem elinin altında, hem kontrol altında, hem de ilimle istediği zaman kellesini evet, alır. Meşgul olurlar yani. Ama bir gün hanedan erkek evlatsız kalırsa bunlar hanedanı devam ettirsin diye de yetiştirirler. Evet. Şimdi bunların dördü de 10 sene boyunca yetiştiler burada. 20 sene boyunca. Yani 72'den 92'ye kadar. Pardon. 64'ten babası öldürüldüğü zaman 64'teydi. Keres Harbi'nde yenilmiştiler. Kutalmış öldürülmüştü. Çocuklar 64'ten 72'ye kadar. Yani Sultan Alparslan ölene kadar hapishane medrese karışımı yerde yetiştiler. Biraz inziva gibi değil mi? 72'de Melikşah tahta çıkınca bunları öldürmek istedi. Bu amcaoğullarını. Melikşah öldürmek Melikşah istiyor. Melikşah tahta çıktı ama Nizamülmülk dedi ki hanedana halel getirmez. Uğursuzluk getirir. Bırakalım. Bunları gönderelim Anadolu'ya, Diyarı Rum'a. Gitsinler enerjilerini, liderlik hırslarını, enerjilerini orada harcasınlar değil mi? Küffarı fethetsinler, şehit olsunlar, orada telef olup gitsinler. Bizim başımıza bela olmasın. Ölüm Nizamülmülk de çok büyük bir devlet bizim, adamı tabii. Bizim bunu elimizden bilerek söylüyor, olmasın değil mi diyor. Bizim elimizden olmasın diyor. Hı hı. Burada dedikodusu olur, ülke ikiye bölünür, toplum ikiye bölünür İmajınıza falan. Zarar verir falan. Gerek evet. Yok. Amcasının oğullarını öldürmüş diye bunu gönderiyor. Bu dört kardeş 73'te serbest kalıyorlar. Ha bu arada Anadolu Artuk Bey'in liderliğinde, Danışmendi Gazi gelip Ahmet Bey'in liderliğinde Anadolu fethediliyor bu arada. Evet. Anadolu'nun her tarafı fethediliyor. Şimdi bunlar bu dört kardeş İran'dan ne kadar büyük Selçuklu'ya muhalif, Melikşah'a muhalif Türkmen boyları varsa bunlarla birlikte 50 bin çadır yola çıkıyorlar Isfahan'dan, Rey'den ve bizim Urfa'nın Birecik'e geliyorlar. Birecik atlama taşı yani garnizon kent. Orada bir konuşlanıyorlar. Oradan Anadolu'ya dağılıyor bu dört kardeş. Çünkü dördüne de Melikşah menşur veriyor. Yani belge veriyor. Benim temsilcimsin. Yani sen Anadolu'da yani. Beni temsil ediyorsun. Bana bağlı olarak. Büyük Selçuklu, kim olduğunu da hatırlatmak. Büyük Selçuklu'ya bağlı olarak oraları fethedin ve oralar sizin olacak. Ama bana bağlı olmak şartıyla diyor. Menşur ver. Menşur'a giriyorlar. Kardeşlerin bir kısmı Mansur, Adıyaman, Malatya taraflarını fethediyor. Evet. Devlet bir tarafa, Alpilik bir tarafa. Süleyman Şah da bu, Urfa'dan sonra Halep üzerinden kuşatıyor, alamıyor. Ondan sonra Antakya'ya geçiyor, kuşatıyor, alamıyor. Torosları aşıp Konya'ya geliyor, Konya'yı alıyor. 74, 1074. Evet. Konya'yı alıyor, durmuyor. Devam ediyor, İznik'i alıyor 74 ve devam ediyor, Boğaz'a kadar dayanıyor. 75'lerde falan da bakıyor, Boğaz'a dayanmış, artık geçemiyor. Karşıda İstanbul gözüküyor. O zaman gelip zaten Artuk Bey de bu arada çağrıldı. Melikşah davet etti onu. Gel dedi, ben sıkıntıdayım. Bana yardım et. Bana diyor. Yardım et diye çağırdı onu. Hı hı. Artuk Bey döndü. Artuk Bey Anadolu'da kalsaydı bundan hiçbirine esami sokunmazdı. Artuk Bey müthiş bir komutan. Müthiş bir komutan. Ondan sonra Melik Ahmet Gazi'ye bırakıyor. Melik Ahmet Gazi de Kutalmış çocuklarının dayı çocukları. Yani hala dayı çocukları bunlar. Evet. Dolayısıyla biraz yakınlar bunlar. Liderlik Melik Gazi'de. Ama Süleyman Şah geldikten sonra o liderliği devralıyor. Anadolu'nun genel komutanı bu oluyor. Ve İznik'i başkenti yapıyor. İznik. İstanbul'a yakın. Hedefi İstanbul'u almak. Kafasındaki şu var. Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak. Evet. Daha sonra da Büyük Selçuklu'nun başına geçmek. Babasının rövanşını almak. İntikamını almak. Dedesinin saltanatını devralmak. Şimdi burada bunlara Aslan oğulları deniyor. Aslan Yabgu'nun çocukları bunlar. Onlar da Mikail'in oğulları. Yani Büyük Selçuklu'nun Mikail oğulları. Selçuk dedenin Mihail'den olan oğulları, Büyük Selçuk dedenin Aslan'dan olan oğullarına da Aslan o. Bu iki aile arasında iktidar kavgası var. İki amcaoğlu arasında. Evet. Büyük Selçuklu Mihail oğulların elinde. Anadolu Kutalmış oğulların elinde. Aslan oğulların elinde.
Ama hepsinin niyeti büyük tahta. Tabii. Büyük tahta olmasa bile Anadolu'yu bağımsızlaştırmak. En azından bağımsız devlet kurmak istiyor. Şimdi bu bölgeyi, İstanbul'u kuşatıyor, muşatıyor. Biz işte bir sürü iş yaptıktan sonra 1081'de Roma İmparatoru'yla bir anlaşma yapıyor. Dragos Anlaşması. Yapan kim? Süleyman Şah. Süleyman Şah değil mi? Bu, bu anlaşma işte dünyada onu bir devlet olarak kabul edildiğini gösteriyor. Kabul ettirdiğini gösteren ilk anlaşma belge oluyor. Bizans'la yapıyorsun. Bizans kolay kolay bir adamla anlaşma yapmaz. Yani, sen kimsin der. Melihşah gelsin. Melihşah'la yaparım ben der. Tabii. Demiyor. Onunla yapınca seni tanıyorum demektir. Dolayısıyla, o tanınmanın akabinde de. Bu da Bizans tarafından tanınınca Memlükler de tanıyor. Fatımiler de tanıyor. O sırada Mısır'da Fatımiler var. Şimdi hem Fatimiler tanıyor bölgenin güçlü devleti. Hem Bizans tanıyınca bu kendini bağımsızlık havasına giriyor. O zaman dönüyor. Suriye tarafına gidip Suriye Selçukları'nı birleşecek. Anadolu ile Suriye'yi birleştirecek. Birleşmezse tepesine çöküp birleştirecek. Sonra Anadolu ile Suriye'yi bağımsızlaştıracak Selçuklu'dan. Ya da gidip İsfahan'a Melihşah'dan rövanş alacak. Alamazsa Anadolu ile Suriye'yi bağımsızlaştırmak istiyor. Bu niyetle dönüyor Suriye tarafına. 1085'lerde o bölgede de savaşıyor. 86'da Tutuş'la yani Melikşah'ın kardeşi Tutuş'la yaptığı savaşı kaybedince orada savaşta ölüyor, öldürülüyor veya intihar ediyor. Şimdi ben burada araya girmek istiyorum. Buyurun. Neden? Çünkü çok güzel anlatıyorsunuz. Kesmek istemedim ama süremizin sonuna geldik. Şimdi öyle bir şey oldu ki tam böyle en tatlı yerinde bizim süre bitiveriyor. Evet. Maalesef. Hatta biz şimdi konuşacaktık. Soylarımız nasıl geldi? Evet. İşte bundan sonra sonra onu anlatacaktınız biliyorum ama biz şöyle yapalım Allah nasip ederse. Bu tam burada keselim dediğimiz mevzu üzerinden devam edelim. Ya haftaya bir tekrar konuşalım. Haftaya İnşallah. Olmazsa veya bir sonraki hafta nasıl için bir şey yapalım. Buradan bunu devam ettirelim. Çünkü şu çok önemli. Tamam, tarih bilgisi çok önemli. Buradaki Süleyman Şah'ın devlet yönetimindeki hareketleri, çalışmaları, siyasi olaylar. Fakat biz Konyalılar olarak buraya nasıl yerleştik? İşte İzleyicilerim şu an bana sorular soruyor. Bizim orayı da sorsanız falan. Şimdi Konya'da çok biliyorsunuz belde var, ilçe Tabii. var. Her birinin ayrı ayrı tarihlerde, ayrı ayrı dönemlerde yerleşme dönemi var. Herkes de biz nereye aitiz? Nereden geliyoruz? Soyumuz ne? Hani bunu merak ediyor hocam. Evet. İnşallah biz bunları bir sonraki programda daha detaylı böyle uzun uzun konuşalım. Buradan diğer izleyicilerimize de inşallah söz vermiş olalım. Bunu yapacağız Allah nasip ederse. Hani biz bunu konuşacağız deyip de konuşamadık. Vakit konusundan dolayı kusura bakmayın. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Daha sizinle şunu da konuşacağız. Bunu da atladık. Süre yetmedi. Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişi, merhaleleri ve gelişindeki Türkmen obalarının dağılışı. O da çok önemli. Çünkü Hazreti Mevlana ile beraber biraz daha... Onun dönemi en kaotik dönem. En kaotik dönem değil mi hocam? Sultan zamanı, Alaaddin Keykubat zamanı, Moğolların yavaş yavaş girmek istediği dönem. Yani çok çetrefilli bir dönem. Fitne hareketlerinin revanş yaptığı, aynen öyle. Renk değiştirdiği dönem. Netameli bir bölge. Evet. Evet, kesinlikle. Evet. Ve şunu da konuşmamız lazım. Selçuklular devrinden günümüze kadar kalan kültürler ve öfler neler? Hangileri yaşatılıyor? Bunu da inşallah not alayım ben. Bunu da konuşalım. Çünkü geçmişe dair birçok kültür ve hareket maalesef şu an yok olma noktasına geldi. Öyle tabii. Sizin bilmiş olduğunuz bu önemli bilgileri de bizle paylaşırsanız yani inşallah. Lisan, kültür işte yaşarsa yaşıyor. Yani kullanırsan. Mesela Konya pilavı mevzusu var. Çok derin bir konu. Çok da önemli konu. Konya pilavı nasıl günümüze geldi? Nereden geliyor? Bunun da değerli izleyicilerimiz bu Selçuklu yemek tarzının bir araştırsın. Sonucu. Yani bu Selçuklu yemek tarzı. Selçuklu yemek de siz tabii tüyo vermiş oluyorsunuz. Bunu da izleyicilerimiz araştırsın. Nasıl bu günlere gelmiş? İnşallah. Evet efendim.
Biz değerli hocama teşekkür ediyoruz. Bugün Mustafa Güçlü hocamız, Doktor Mustafa Güçlü hocamız, Aydınlar Ocağı Konya Başkanı bizimle birlikte hasbihal ettik. Konya'nın adının nereden geldiği, nasıl bir başkent olduğunu, tarihçe kronolojisini inceledik. Başkent yapmadık. İşte yani yapacağız inşallah. Yapacağız. Süremiz de yetmedi maalesef. Yetmeyince bazı konularımıza daha sonra gireceğiz değerli izleyiciler. İnşallah haftaya yine çok önemli konular ve konuklarımızla huzurunuzda olmak için can atıyoruz. Konya'nın, Konyalıların, hakiki Konyalıların kimler olduğunu, nereden geldiğimizi, Selçuklulardan günümüze kalan kültürlerin hangisinin yaşadığını, hangisinin unutulduğunu bunları da konuşacağız inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.